Arkadaşlar merhabalar, sevgiler, selamlar. Hepiniz umarım iyisinizdir. Sağlığınızın iyi olmasını dilerim. Videoya hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda 2024 YKS sonucu oluşabilecek sıralamalar, YKS'nin diğer yıllara göre durumu üzerinde biraz konuşalım istedim. Şimdi arkadaşlar, özellikle arkadaşlar şunu çok merak ediyor. 17 Temmuz'da muhtemelen her şey netleşecek ama bu sene yapılan YKS sınavının zorluk derecesine göre kendi bölümleriyle ilgili yığılma olur mu olmaz mı? Sıralamalar ne olur? İleriye geriye atmalarla ilgili çokça soru soruyorlar, merak ediyorlar. Biz de bu videoda işte kendi fikirlerimi, düşüncelerimi sizinle paylaşmak istedim. Arkadaşlar bir kere 2024 YKS yani AYT'siyle TYT'siyle çok kendisine özgü bir sınav. Yani biz bilenle bilmeyeni en azından emek verenin emeğinin karşılığını aldığı bir sınav bekliyoruz. Girdiğimiz bütün sınavlarda tabii ki bu sınavla ilgili yapılan yorumlarda işte bu sınavın bu bahsettiğimiz bilenle bilmeyeni birbirinden ayırt etme, gerçekten hakkıyla çalışmış kişinin hakkını verme konusunda bazı eksikliklerin olduğu ifade ediliyor. Neden? Peki bu nereden çıktı bunlar? Çünkü bazı testler çok zor, bazı testler ise gerçekten de çok kolay olmuş gibi görünüyor. Özellikle sözel kısımda tarih dersi, sayısal kısımda ise matematik dersi ile ilgili testlerde. Mesela sözel çok kolay, tarih çok kolay gözüküyor. Herkes yapmış, matematik ise tam tersi. Bir iki tane kolayın dışında genelde zor. Yani genel itibariyle TYT 2023'e göre bir tık biraz daha zorken AYT arkadaşlar sözel kısım için kolay bir sınav gibi görünüyor. Sayısallar özellikle sayısalcı arkadaşlar için ise biraz daha zor bir sınav gibi gözüküyor. Her halükarda bilenle bilmeyeni ayırt eden bir sınav mıdır? Bu seneki 2024 YKS işte bundan uzak olduğunu söyleyebiliriz. Peki böyle bir sınavda yığılmalar olur mu olmaz mı? Bunu çok soruyor arkadaşlar. Yığılma arkadaşlar nedir? Genelde yani orta ve kolay sınavlarda puanların arkadaşlar belli bir noktada toplanması, benzeşmesi anlamında. Yani şunu demek istiyorum. Şimdi normal bir sınav şu şekildir. İşte kolay sorular, normal sorular, bir de ayırt edici sorular. Şimdi böyle sınavlarda puanlar genelde heterojendir, farklıdır. Ama gelin görün ki mesela daha çok böyle basit, kolay diyebileceğiniz, basit demeyelim de kolay sınavlarda yığılmalar meydana geliyor. Çünkü bilenle bilmeyeni birbirinden ayırt etmeyince sınav puanlar birbirine benzemeye başlıyor ve birbirine çok yakın puanlar alınmaya başlanıyor. İşte biz buna yığılma diyoruz. Yani örneğin sözellerde herkes ortalama tarihten eğer benzer netler yapmışsa benzer puanlar alma durumu var. İşte biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Yığılma diyoruz. Muhtemelen ben sözelde, sözelin özellikle de biliyorsunuz tarih ve coğrafyaları inceledim. Benim genelde ilgilendiğim alanla ilgili testlerde tarihi hem sosyal 1 hem sosyal 2. Hakikaten bir iki tane ayırt edici soru var arkadaşlar. Diğerleri hakikaten çok normal, basit düzeyde kalmış. Yani öğrenciyi zorlayabilecek, onu böyle arkadaşlar hakikaten emek vermiş öğrenciyle emek vermemiş öğrenci birbirine ayırt edebilecek testler hiç değil. Tarih. Tarih için söylüyorum. Coğrafya nispeten yine idare edebilir. İşte felsefe kısmı ama tarih için hakikaten bu sene, geçen seneye göre çok basit testler gibi duruyor. Dolayısıyla sözelde kesinlikle ne olacak arkadaşlar? Yığılmalar meydana gelecek. Yani çok nete az puan gelebilir arkadaşlar. Çok nete az puan gelebilir. Sayısaldaysa tersi bir durum muhtemelen var. Çünkü mesela matematikte birkaç bu işle ilgilenen uzman arkadaşlarını da dinledim, yorumlarına baktım. Bir iki tane genelde yapılabilir düzeyde sorular var. Diğerleri hakikaten zor. Şimdi siz bir testi çok kolay ya da çok zor yaparsanız aynı sonucu doğru yığılmaları gelir. Mesela matematikte ise muhtemelen sayısal derslerdeki arkadaşlar da az nete çok puan gelmiş olacak. Çünkü hakikaten zor testlerdi. Her halükarda yine de çok emek sarf etmiş arkadaşların hakkı yenilmiş oluyor. Yani çok zor olduğu zaman da
bilenle bilmeyeni ayırt etmiyor test. Çok kolay olduğu zaman da normal düzeyde olmalıydı bu testler. Dolayısıyla yığılmalar hem sözelde hem sayısalda tabii ki olacak. Her sene olduğu gibi bu sene de bu nedenlerden dolayı kesinlikle arkadaşlar ne olacak? Bu yığılmalar olur. Peki sıralamalar nasıl olur? İşte bu sıralamalar da etkiliyor. Yani geçen sene yaptığınız bir netle girdiğiniz bir sıralamayı kolay bir testten dolayı daha fazla bir netle o sıralamayı yakalama durumu ortaya çıkıyor. Yani burada da testin zorluğu yine buna bağlı olarak oluşan yığılmalar kendisiyle beraber neyi de etkileyecek? Sıralamalarınızı etkileyebilir. Çeşitli arkadaşlar mesela bu puan hesaplama motorları var ama tabii ki 2024 tamamıyla kendisine has bir sınav olduğu için yani alabileceğimiz puanları hakikaten de doğru hesaplama biraz zor. Dolayısıyla burada bir yapabileceğimiz şu. 17 Temmuz'u sabırla, sükunetle beklemek, güzel güzel bayramımızı geçirmek, kendimizi üzmemek. Arkadaşlar artık ne olduysa ne bittiyse bundan sonrası can sağlığı olsun diyoruz. Hakikaten beklentileri karşılamamış bir sınav görüntüsü var. Ama netice sınavımız oldu. Sınavımız bitti. 17 Temmuz'a kadar ne yapabiliriz? Özellikle 2024 sınavına giren arkadaşlar tercih yapmayı düşünüyorlarsa tabii ki naçizane fikrim. İyi bir ne yapın arkadaşlar? Araştırma yapın. Eğer tercih vermek istiyorsanız gidip boş bir bölümü okumayın. İleride hiçbir yarar olmayacak bir bölümü okumayın. Bunu tavsiye etmem. Bu süreçte bence ahvahlamaların işte keşke şunu yapsaydım, keşke bunu yapmasaydım demenin yerine bence yapmanız gereken en önemli şey şu sevgili arkadaşlarım. Eğer tercih yapma kararını vermişseniz, tercih yapmayı düşünüyorsanız lütfen ama lütfen tercih yapacağınız bölümlerin özellikle iyi araştırmasını yapın. Çünkü 4 sene sonra yani geri dönüşü olmayan bir yola gireceksiniz. Artık meslek seçiminizi yapıyorsunuz. Net bir şekilde. Tekrar okuma şansını, tekrar sınavlara girme şansını bulamayabilirsiniz. Evet, mezuna kalmak, bir daha sınav çalışmak zor geliyor olabilir size. Fakat gidip ileride hiçbir iş imkanı olmayan bir bölüme yerleşmektense tavsiye olarak bir yıl daha kendinizi sıkmanızı tavsiye ederim. Sınava hazırlanmanız daha doğru olduğunu düşünüyorum. Fakat daha net değil bir 17 Temmuz'a sonuçlar açıklansın. Ondan sonra ne yapmanız gerektiğini oturup mantıklı bir şekilde kararını siz vereceksiniz. Arkadaşlar bu seneki sınav genel itibariyle bu şekilde yığılmalar mutlaka olacak. Özellikle sözel kolay olduğu için sayısalda da zorluktan kaynaklı. Tabii ki bu sıralamalar etkileyecek yığılmalar işte sınavın zorluk derecesi kesinlikle neyi de etkileyecek? Sıralamalarınızı da etkileyecek. Hepinize sevgiler, selamlar. Hepinize şimdiden iyi bayramlar. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.